Dinemesni bilenin söyleyeceği de olur. Radio Kassel kulaktan girer, beyinde kalır. Ihr hört weiterhin das freie Radio Kassel. Es folgt eine Sendung auf türkisch. Das Radio Kassel. Radio Kassel Info Magazin. Talat Kaya. İyi günler değerli dinleyiciler. Bugün 7 Ağustos çarşamba. Radio Kassel'den merhaba yalnızlar çocuklar ve gençler arasında depresyon artıyor. Pandemi, savaşlar, yaşamdaki değişiklikler Almanya'da giderek daha fazla sayıda çocuk ve genç aşırı derecede ruhsal stres yaşıyor. Bazıları depresyona giriyor, bazıları ise bağımlılık merkezlerine gidiyor. 2022'de ruhsal hastalıklar ve davranış bozuklukları nedeniyle hastanelerde yatarak tedavi gören çocuk ve gençlerin sayısı her zamankinden daha fazlaydı. Alman İstatistik Dairesi'ne göre ruh sağlığı yaralanma ve zehirlenmelerden sonra hastaneye yatışın en yaygın ikinci nedeni oldu. Hastanelerdeki yaklaşık 435 bin genç hastanın yüzde 19'u. Ruhsal hastalıklar ve davranış bozuklukları nedeniyle tedavi edildi. İstatistiklere göre genel olarak son yıllarda giderek daha fazla sayıda çocuk ve genç ruhsal hastalıklar ve davranış bozuklukları nedeniyle yatarak tedavi görüyor. Alman Çocuk ve Genç Psikiyatrisi, Psikosomatik ve Psikoterapi Derneği'nden Renate Schäpke Alman Basın Ajansı'na yaptığı açıklamada koronavirüs sonrasında gençlerde objektif olarak koronavirüs öncesine kıyasla daha fazla depresyon vakası görülüyor, dedi. Şepka, çocukların ve gençlerin saf, genç dünya görüşünün pandemi ve diğer felaketler, ayrıca dünyadaki savaşlar ve hayatı zorlaştıran her türlü olay tarafından neredeyse yok edildiğini söylüyor. Ruhsal hastalıklar ve davranış bozuklukları aynı zamanda alkolün neden olduğu hastalıkları da içeriyor. Şepka gençlerin neredeyse pandemiden önceki kadar içki içtiğini söyledi. 63 yaşından itibaren erken emekli olmak isteyenlerin kesintileri kabul etmesi gerekiyor. Bunu biliyorsunuz. Öyle değil mi? Aldıkları emekli maaşıyla geçinemedikleri için 1 milyon 300 bin emeklinin çalışmaya devam etmek zorunda kaldığı Almanya'da meşhur bir ekonomist bu uygulamada bir değişiklik yapılmasını önerdi. Emekli kasasına prim ödemeden %70 ile emekli olan memurlar kadrosundan ekonomist Martin Werding erken emekli olan emekçilerden daha yüksek kesinti yapılmasını istedi. Ekonominin bilgi adamı Funke Medya Group'a yaptığı açıklamada 63 yaşında emeklilik durumunda yıllık %3,6'lık kesintinin çok düşük olduğunu, bunun %5 ile 6 olmasını önerdi. Almanya'da genellikle 63 yaşında erken emekli olabilmek için 35 yıl emeklilik sigortasına ödeme yapılması gerekiyor. Ayrıca emeklilik yaşından önce emekli olunduğu için yıllık olarak %3,6 kesinti yapılmasını da kabul etmek gerekiyor. Şimdi de %5 ile 6 arasında kesinti öneren devlet memuru ekonomistin durumuna bakalım. İşçi veya sözleşmeli bir emekçi emekli maaşı olarak 45 yıl çalıştıktan sonra gelirinin yüzde 48'ini alıyor. Bir devlet memuru ise 40 yıllık hizmetinin ardından son 2 yılda kazandığının yüzde 71'ini alıyor. Memurların ortalama emekli maaşı 3.227 Euro bitmedi daha. Devlet memurları 5 yıl sonra 1860 euro asgari emeklilik maaşı alıyor ki bu 45 yıl sonra ortalama emeklilik maaşlarından daha fazla. Almanya'da yaz tatili ve izin dönemi yavaş yavaş sona ererken Alman medyasının gündemini hala Amerika Birleşik Devletleri seçimleri belirliyor. Ancak Hükümet merkezi Berlin'de partiler gözlerini şimdiden gelecek ay 3 eyalette yapılacak seçimlere çevirmiş durumda. Kamuoyu araştırmalarında yabancı ve göçmen karşıtı ırkçı faşist parti AfD'nin önde olduğu seçimler Saksonya ve Turingen eyaletlerinde 1 Eylül, Brandenburg'ta ise 22 Eylül'de yapılacak. Ekonomik durgunluk ve göçmenlerle ilgili tartışmalar nedeniyle seçmen desteğini kaybetmiş olan SPD, Yeşiller ve FDP'den oluşan koalisyon hükümeti için söz konusu seçimler ölüm kalım meselesi olarak tanımlanıyor. Ana muhalefeti Hristiyan Birlik Partisi SEDU'nun genel başkanı Friedrich Merz ve birlik partilerinin diğer önde gelen siyasetçileri AFD'nin zaferine ek olarak SPD'nin de büyük oranda oy kaybetmesi durumunda Başbakan Olaf Scholz'un güven oyu istemek zorunda kalacağı ve bu oylamayı kaybederek Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier'in federal meclisi feshederek erken seçim yolunu açacağını iddia ediyor. Anketlerde seçmen desteği oranı ülke genelinde yüzde 18 olan AFD böylelikle ikinci sıradaki yerini korumaya devam ediyor. Hükümette yer alan SPD yüzde 14, Yeşiller yüzde 11 ve FDP yüzde 5 oy oranında kalırken ana muhalefet partileri CDU-CSU 31 ile ilk sırada bulunuyor. Aşırı sıcakların öldürdüğünü biliyor musunuz? Değerli aşırı sıcakların sağlık üzerindeki etkileri konusunda uyarıda bulunan Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölge Müdürü Hans-Hendrik Kluge, bölgedeki iklime bağlı ölümlerin ana nedeninin sıcaklık stresi olduğunu söyledi. Kluge, 2000 ila 2019 yılları arasında Avrupa bölgesinde her yıl ortalama 176 binden fazla insanın sıcağa bağlı olarak öldüğünün tahmin edildiğini açıkladı. Bu rakam küresel ölümlerin yüzde 36'sına tekabül ediyor. Sağlık uzmanı Dünya Sağlık Örgütü'nün altı bölgesi arasında en hızlı ısınan bölgenin Avrupa olduğuna dikkat çekti. Kulügenin Kopenhag'da yaptığı açıklamaya göre aşırı sıcaklar kardiyovasküler solunum ve serebrovasküler hastalıklar, ruh sağlığı ve diyametle ilgili durumlar da dahil olmak üzere kronik durumları daha da kötüleştiriyor. Uzmanlara göre küresel ısınma sıcak hava dalgalarının hem yoğunluğuna hem de sıklığına katkıda bulunuyor. Bununla birlikte şehirlerdeki yeşil alan büyüklüğü gibi yerel koşullarda sıcaklık üzerinde rol oynuyor. Geçtiğimiz hafta Antonio Guterres'te aşırı sıcakların dünyanın dört bir yanındaki insanlar için doğuracağı sonuçlar konusunda uyarıda bulunmuştu. Dünya Meteoroloji Örgütü Sözcüsü Nulis aşırı sıcaklıklarla ilgili yaşananların insani faaliyetlerden kaynaklanan sera gazlarının iklimi ne ölçüde değiştirdiğinin bir başka istenmeyen göstergesi olduğuna dikkat çekti. Alman çevre yardımı Duh 324 şehirde SUV araçlardan daha yüksek park ücretleri alınmasını talep etti. Duh park ücretlerinin araç büyüklüğüne göre artırılmasını ve konut sakinlerinin yıllık otopark ücretlerinin de en az 360 euroya çıkarılmasını istedi. Çağrı'yı olumlu bulan Aachen ve Koblenz şehirleri araç boyutuna göre park izin ücretlerinde artış yapacaklarını açıkladı. Haziran ayında 150 şehirde başvuru yapılmışken bu sayı gelen taleplerle birlikte 324'e çıktı. Çevre örgütü şehirlerin büyük ve ağır SUV araçlara karşı daha sert önlemler almasını istiyor. Bu konuda Paris örnek olarak gösteriliyor. Şubat ayında yapılan bir ankette Parislilerin çoğunluğu SUV araçlar için park ücretlerinin 3 katına çıkarılması çağrısını destekledi. Paris'in bu kararı üzerine Duh Alman vatandaşlarına SUV araçlara karşı harekete geçme çağrısına bulundu. Paris'te Paris'e dışarıdan giren ve 1 ton 600 kilodan ya da elektrikli araçlar için 2 tondan daha ağır olan ve kent sakinleri, esnaf veya bakım hizmetleri tarafından kullanılmayan bu tür araçlardan normal park ücretinin 3 katı park ücreti alınıyor. Değerli dinleyiciler, Radyo Kasay'ın hazırlayıp sunduğu Info Magazin programını dinlediniz. Yarın aynı saate buluşuncaya kadar hoşça kalın. Her şey gönlünüz olsun ama mutlaka merakla kalın. 105.8 Radyo Kassel. Her gün saat 16'da bu frekansta yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kassel'e ayarlamayı unutmayınız. Almanya'da yaşadığını mı hissetmek istiyorsun. Radyo Kassel dinleyeceksin.